Doğu Türkistan'ın Kucay ilçesi 4. Lisesi'nde öğretmen Mehmet Tursun Daim'in 11 aydır gözaltında tutulduğu ortaya çıktı. Mehmet Tursun bir yıl önce iyi öğretmen seçilmişti ve ödül almıştı. Uyguriye Alp adlı Facebook hesabına paylaşılan bilgiye göre Mehmet Tursun geçen yıl Nisan ayında bilinmeyen nedenlerle Çin polisleri tarafından tutuklandı. Özgür Asya Radyosu muhabirleri Mehmet Tursun hakkında bilgi almak için okulla telefonla temasa geçti. Mehmet Tursun'un tutuklandığını reddetmeyen okul yetkilileri fazla bilgi vermekten kaçındı ve bunun devlet sırrı olduğunu hatırlattı. Mehmet Tursun'un 25 yıllık bir kimya öğretmeni olduğu biliniyor. Dünya Uygur Kongresi Çin'in koronavirüs noktasındaki suçlarını İtalya'ya yıkmak istediğini açıkladı. Dünya Uygur Kongresi'nin resmi sosyal medya hesabında yer alan açıklamada Çin Komünist Partisi şimdi de koronavirüs suçlarını İtalya'ya yıkmak istiyor. Çin tarafından durmaksızın yalan ve dezenformasyon pompalanıyor. Bu yeni bir durum değil. Çin Komünist Partisi 2-3 milyon Doğu Türkistanlı'nın toplama kamplarına tutulduğunu da yalanlıyordu denildi. Dünya Uygur Kongresi'nin bu açıklaması Çin'in devlet destekli medya kuruluşlarından olan Global Times'te çıkan bir haber üzerine geldi. Global Times yayınladığı haberde birçok rapora göre Kasım ve Aralık aylarından itibaren İtalya'da koronavirüs semptomlarına oldukça benzeyen, açıklığa kavuşturulamayan bir zatürre salgını yaşandı ifadesi kullanıldı. Çin koronavirüsle mücadele noktasındaki ihlal ve sansürcü politikasından dolayı dünya kamuoyundan büyük tepki çekti. ABD Başkanı Donald Trump Çin virüsü tabirini kullandı. Birçok uzman virüsün Wuhan şehrinde tüm uyarılara rağmen kapatılmayan vahşi hayvan pazarlarında yayıldığını ifade ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında G20 ülkelerinin liderlerine bir mektup gönderdiğini ve gelişmekte olan ülkelerin desteğe ihtiyaç duyduğunu ilettiğini vurguladı. G20 ülkelerine sadece finans merkezlerini kurtarmaya yönelik değil, iş yerleri ve toplumları desteklemeye de yönelik paketler açıklama ve gelişmekte olan ülkelere desteklerini çifthaneli rakamlara çıkarma çağrısında bulunan Guterres, G20 liderleriyle bu hafta sonu telekonferans yoluyla görüşmeyi planlıyorum dedi. ABD'deki yeni tip koronavirüsü salgınıyla mücadele kapsamında Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi ikinci kez engellendi. Günlerdir Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında müzakere edilen ve genel kurulda oylamaya sunulabilmesi için en az 60 senatörün desteğini alması gereken tasarı 49 evet oyu alabildi. Virüs sebebiyle karantina altında olan 5 senatörün katılamadığı ön oylamada 46 Demokrat senatörün hayır oyu vermesi Cumhuriyetçiler tarafından tepkiyle karşılandı. Cumhuriyetçiler Demokratları çevre, iklim ve enerji gibi salgınla alakası olmayan konulara kaynak ayırmaya çalışmakla suçlarken, Demokratlar ise Cumhuriyetçileri büyük firmalara gereğinden fazla kaynak sağlamak ve sağlıksal ihtiyaçları göz ardı etmekle suçladı. Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü tüm dünyayı etkisine alırken Türk dünyası da Çin vebasıyla mücadele etmeyi sürdürüyor. Azerbaycan Türk dünyasında koronavirüsten ilk etkilenen ülkelerden biri olmuştu. Azerbaycan ayrıca Euro 2020'de ev sahipliği yapacak ülkelerden biriydi. UEFA turnuvanın 2021 yılına ertelendiğini açıkladı. Kırgızistan'da koronavirüse karşı olağanüstü hal ilan edildi. Ülkede hali hazırda 14 doğrulanmamış vaka bulunuyor. Moskova'dan Bişkek ve Oş'a yapılan haftalık uçuş seferleri haricinde tüm uçuşlar ve tren seferleri durduruldu. 8 Nisan 2020'ye kadar tüm eğitim kurumları tatil edildi. Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev, petrol fiyatlarının düşmesi ve koronavirüsle birlikte gelen ekonomik sorunlarla başa çıkmak için devlet şirketlerine döviz satma emrini verdi. Özbekistan ise sınırlarını kapatma kararı aldı. Başkent Taşkent karantina altına alındı. Ülkedeki koronavirüs vakalarının biri harici hepsi başkent Taşkent'te bulunuyor. Hükümet toplu taşımayı başkentte yasakladı. Ülkeden şu an yalnız yabancıların ayrılmasına izin veriliyor. Türkiye'de ise koronavirüsünden can kaybı 37'ye, 293 yeni tanıyla vaka sayısı da 1529'a yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, yerli solunum cihazlarının seri üretimine başlıyoruz ifadelerini kullandı.